Dünyanın merkezine yolculuk. Jules Verne'in en sevdiğim hikayelerinden biriydi. Aslında ben Jules Verne'in bütün hikayelerini severdim. Eğer bugün bir bilim aşığıysam, Jules Verne'in bunda önemli bir rolü vardır. Fakat dünyanın merkezine yolculuk bambaşkaydı. Bu kitap beni o kadar etkilemişti ki mahalledeki çocuklarla da kendi seyahatimizi yapmayı denemiştik ama şehrin kanalizasyon hatları bu iş için pek yeterli değildi. Ve zaman ilerledikçe, büyüdükçe dünyanın altında başka bir dünya olmadığını, olamayacağını öğrendim ve bunu kabullendim. Hoş bazıları kabullenmedi. Dedik dünya gibi, Agartha gibi bazı fantezilerin peşinden gittiler ama genel olarak hepimiz dünyanın altında başka bir dünya olmadığı gerçeğini kabul ettik. Fakat son yıllarda bazı bilimsel çalışmalar akıllarda bazı soru işaretlerini getirmeye başladı. O kadar ilginç kanıtlar, bulgular ortaya çıkmaya başladı ki yavaş yavaş acaba yer kabuğunun altında devasa bir dünya mı var? Daha doğrusu dev bir okyanus mu var? Evet, son bulgulara göre dünyanın yüzlerce kilometre altında çok ciddi miktarlarda su var. Gerçekten de büyük bir miktarda su. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçekten de yer altında devasa bir okyanus mu var? İşte bugünkü videomuzda bu sorunun cevabını vereceğim size. Yer kabuğunun altında gerçekten de su var mı? Bu su yeryüzündekinden çok mu fazla? Yer kabuğunun altında gerçekten de ciddi miktarlarda su var mı? Buradaki su okyanusların 3 katı ediyor mu? Ve eğer burada devasa bir okyanus varsa, bu okyanusun içerisinde farklı canlılar, yaşam, belki de başka bir medeniyet olabilir mi? Neyse, konularımız uzun ve son derece ilginç. Fazla uzatmadan cevaplara başlayalım. 2014 yılında Brezilya'daki elmas madenlerinde yapılan araştırmalar sırasında bir kahverengi elmas bulundu ki bu gayet doğal. Yapılan analizlere göre bu elmas parçası yeryüzünün yaklaşık 400'de 600 kilometre altından gelmişti. Ki bu da gayet normal çünkü elmaslar yer altındaki yüksek basınç sonucu oluşurlar. Bu kahverengi elmas parçasının içinde ringwoodite adı verilen özel bir mineral vardı. Bu mineral dünyada son derece nadir bulunurdu fakat burada da pek ilginç bir şey yoktu. Dünyanın yaklaşık 600 kilometre derinliğinden gelen bir mineralin içerisinde su damlacıkları bulunuyordu. İşte kafa karıştıran, şaşırtıcı olan şey buydu. O kadar derinlerde suyun ne işi vardı? Bildiğimiz kadarıyla o kadar derinlerde sıcaklık ve basınç o kadar muazzamdı ki suyun sıvı halde bulunması imkansızdı. Peki ne oldu da orada sıvı halde su vardı? Northwestern Üniversitesi'ndeki jeologlardan biri olan Steve Jacobson bu konuyla ilgili bazı çalışmalar ve hesaplamalar yaptı. Bulduğu rakamlar inanılmazdı. Yaptığı hesaplamalara göre ringwoodite gibi çok nadir bulunan bir mineralin içinde bile su damlacıklarının olması şöyle bir hesabı ortaya çıkartıyordu. Teorik olarak yerin 400 kilometre ile 600 kilometre altındaki su miktarı en az dünyadaki okyanusların toplamı kadardı. Daha sonra yapılan hesaplamalara göre yeryüzünün altında yani yaklaşık 300 kilometreden sonra dünya üzerindeki bütün suyun toplamından 3 kat daha fazla su vardı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Jules Verne haklıymış. Demek ki Agartacılar, delik dünyacılar haklıymış. Gerçekten de yer altında devasa bir okyanus varmış. Kim bilir bu devasa okyanusun içinde nasıl canlılar yaşıyordur? Belki bazı prehistorik canlılar hala oradadır. Belki Atlantis oradadır. Belki de bugüne kadar hiç görmediğimiz bir sürü canlı, bir sürü medeniyet yer kabuğunun altında sessiz sakin bir şekilde varlığını sürdürüyordu. Peki güneş olmadan nasıl yaşıyorlardı? Neyse ki bu konuda popüler kültür bize yardım ediyor. Dünyanın çekirdeği o kadar sıcak ve parlaktır ki belki de yer kabuğunun altında başka bir güneş gibi çalışıyor. Ve bu devasa okyanus dünyasını o aydınlatıyor, o ısıtıyor. Belki de şu anda orada bizden çok daha gelişmiş bir medeniyet var. Hikaye çok güzel değil mi? Muhteşem hayaller, muhteşem fanteziler. Hem bilim insanları da evet yer altında okyanus var demiş. Peki burada problem ne? Şimdi işin fantazi kısmı, hayal kısmı güzel ama gerçekte bilim insanları evet dünyanın altında bir okyanus var demiyorlar. Şunu söylüyorlar, tamam dünyanın altında yeryüzündekinden çok çok daha fazla miktarda su var. Ama böyle okyanuslardaki, denizlerdeki gibi lıkır lıkır akan, akışkan hali bir su değil. Bu suyun keşfi orada dünyadaki gibi devasa okyanuslar, göller, nehirler, su kaynakları var anlamına gelmiyor. Evet bazı ufak tefek küçük lokal alanlar olabilir ama bu suyun çok büyük bir kısmı yer altındaki materyalin içerisine kaynaşmış durumda. Yani en iyi ihtimalle yerin 500-600 kilometre derinliklerinde çok ciddi devasa çamur kütleleri var. Bu devasa su kütlesi toprakla ve diğer minerallerle karışmış durumda. Yani kusura bakmayın, yer altındaki karanlık deniz fantazilerinin bilim dünyasında bir karşılığı yok. Çünkü eğer tam tersi olsaydı, buradaki su yeryüzündeki kadar akışkan olsaydı, o zaman dünyanın tektonik dengesi berbat bir halde olurdu. Fakat bu çamurumsu, macunumsu yapı dünyanın jeolojik canlılığı açısından son derece önemli. Peki madem yer altında başka bir medeniyet, başka bir uygarlık, başka bir dünya yok, bu kadar su olmasını bilmemizin bizim için önemi nedir? Öncelikli olarak biz daha önce dünyaya su nereden geldi sorusunu cevaplarken genellikle kendimize adres olarak göktaşlarını ve kuyruklu yıldızları gösteriyorduk.
Şunu gayet net biliyoruz. Güneş sistemimizdeki göktaşlarının, asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların çok büyük bir kısmı su buzundan oluşuyor. Dünyanın erken dönemlerinde bu asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların çarparak gezegenimize su getirdiğini zannediyorduk. Ama anladığımız kadarıyla su dışarıdan değil, içeriden geliyormuş. Yani sonradan gelmemiş. Zaten başından beri buradaymış. Ayrıca bu sıvı katman dünyanın tektonik yapısıyla alakalı birçok boşluğu da dolduruyor. Bu katman dünyanın sert metal çekirdeği ile sert manto arasındaki yumuşak bir katman. Resmen ortada bir yağlama alanı gibi çalışıyor. Bu da dünyanın çekirdeğinin üst katmanlardan bağımsız olarak daha rahat dönmesini sağlıyor. Bu yumuşak alan aynı zamanda tektonik hareketleri destekliyor ve depremlerin olması gerektiğinden daha yumuşak gerçekleşmesini sağlıyor. Eğer bu sıvımsı tabaka olmasa yeryüzündeki depremler çok daha şiddetli, çok daha korkunç yaşanacaktı. Yer altındaki bu devasa su rezervi birçok soruya cevap veriyor ama karşımıza da bambaşka sorular çıkartıyor. Mesela bu sıvı yapının hareketlerinin dünyanın manyetik alanıyla bir alakası var mı? Bunun dışında başka bir durum daha vardı. Bildiğimiz kadarıyla dünya sürekli olarak dış uzaya su buharı kaptırıyor. Sürekli olarak su buharı kaybediyoruz. Suyumuzu kaybediyoruz. Ama dünya üzerindeki seviye hiç değişmiyordu. Bu sorunun cevabı da yer altındaki bu gizli sıvı kaynağı olabilir. Peki gelelim şu çılgın soruya. Acaba bu suyu yüzeye çıkartsaydık, çıkartabilseydik ne olurdu? Bu suyun bırakın tamamını, bir kısmını bile yeryüzüne çıkartmak inanılmaz derecede zor. Ama hadi diyelim ki imkansızı başardık ve bu suyun tamamını yeryüzüne çıkartmayı başardık. Ne olur? İşte o zaman dünya gezegeni tam anlamıyla bir su dünyası haline gelir. Gezegenimizin %90'ından fazlası sular altında kalır. Sadece Himalayalar gibi veyahut da Alpler vesaire gibi büyük dağ sıralarının zirveleri suyun üstünde kalır. Bunun dışında yüzeydeki kütle miktarını aşırı derecede arttırdığımız için yeryüzüne uygulanan basınç da artardı. Yani tektonik levhalara uygulanan basınç artardı. Bu da dünya üzerinde çok daha büyük, çok daha şiddetli depremlerin olmasına sebep olurdu. Ama tabii bu bizi pek ilgilendirmezdi. En nihayetinde gezegenin %90'ını sular bastığı için artık deprem falan filan pek umurumuzda olmazdı. Çünkü çok büyük ihtimalle o gün bunu umursayacak pek fazla insan kalmazdı. Kabaca toparlayacak olursam, evet Jules Verne bir konuda haklıymış. Yer altında gerçekten de keşfedebileceğimiz çok inanılmaz şeyler varmış. Yer altında birçok okyanusu doldurabilecek kadar bol miktarda su varmış. Ama maalesef orada ne Atlantisliler, ne prehistorik canlılar, ne de karanlık bir deniz var. Orası hala sıcak, basınç altında, cehennem gibi bir yer. Ama bunun dışında dünyamızla ilgili birçok gizemi çözdük. Mesela suyun dışarıdan değil, içeriden geldiğini fark ettik. Ve depremleri oluşturan mekanizmalara dair birçok soru işareti de ortadan kaldırıldı. Fakat bitirmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Bu henüz tam anlamıyla kanıtlanmış bir teori değil. Fakat gerçek olma ihtimali çok çok yüksek. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada çocuklarınızı da kanalizasyon kapaklarından uzak tutun. Hepinize mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.